Merhaba arkadaşlar. Termal ve spa hizmetleri programımıza sağlık ve sağlık turizmi bölümüyle başlıyoruz. Bu bölümümüzde sağlık, sağlıklı yaşam ve sağlık turizmi kavramını, sağlık turizminin kapsam ve çeşitlerini, son olarak da sağlık turizminin özelliklerini ele alacağız. İlk olarak sağlık ve sağlıklı yaşam konularını ele alalım. Bildiğiniz üzere sağlıklı olma ihtiyacı insanın temel fizyolojik ihtiyacıdır. Kaliteli ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek için sağlıklı olmak gerekir. Genel olarak insanların hasta olmama durumuna sağlıklı denir. Fakat biz sağlık kavramını Türk Dil Kurumu nasıl tanımlamış bir de ona bakalım. Türk Dil Kurumu sağlığı bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat ve afiyettir şeklinde tanımlamıştır. Ne kadar sağlıktan ve sağlıklı olmaya çalışmaktan bahsetsekse insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini etkileyen birden fazla faktörün var olduğunu söylemekte yarar var. Sağlıklı yaşamı etkileyen bu faktörleri fiziksel sağlık, duygusal sağlık, entelektüel sağlık, ruhsal sağlık, çevresel ve sosyal sağlık olarak sınıflandırabiliriz. Bu faktörlerin her biri çeşitli yollarla kişinin sağlığını etkilemektedir. Sağlıklı olabilmek için insanoğlu geçmişten bu yana bir arayış içinde olmuş, şifa bulmak amacıyla insanlar farklı ülkelere veya bölgelere seyahat etmiştir. İnsanların seyahat etmek suretiyle başka yerlerde konaklayarak tedavi olmayı veya sağlığını korumayı amaçlamaları sağlık turizmini ortaya çıkarmıştır. Sağlık turizminde ana fikir günlük rutinden uzaklaşarak rahat ve değişik bir ortamda tedavi görmek veya destekleyici hizmetler almaktır. Bahsettiğimiz sağlık turizmi, sağlık ve turizm olmak üzere iki sektörü birbirine bağlar. Bu nedenle sağlık turizmine katılan ziyaretçilerin seyahat etme amaçlarında da farklılıklar görülür. Ziyaret etme amaçlarına göre sağlık turizmine ilgi gösteren turistleri 8 kategoride incelemek mümkün. Bunlar yalnızca turist, tatilde tedavi edilen turist, tatil ve tedavi amaçlı turistler, tatil yapan hastalar, yalnızca hastalar, sağlığını koruma ve tatil amaçlı turistler, bakım ve rehabilitasyon amaçlı turistler ve son olarak da sağlık personeli olan turistlerdir. Peki bu kadar çeşitli bir turist tipolojisine sahip olan sağlık turizmi bu insanlara ne tür hizmetler sunmaktadır? İnsanlar neden sağlık turizmine ilgi göstermektedir? Gelin bir de buna bakalım. İlk olarak sağlık turizmine katılan insanları sağlıklı birey ve hasta birey olmak üzere iki temel gruba ayırmak gerekir. Çünkü bu insanlar mevcut hastalıklarından kurtulmak ya da sağlıklı durumlarını korumak için bu turizme ilgi göstermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere hastalıklarını tedavi ettirmek isteyen bireyleri hasta birey, sağlıklarını korumak ya da daha iyi bir hale getirmek isteyen bireyleri de sağlıklı birey sınıfına sokabiliriz. Bu doğrultuda sağlık turizminde bu bireylere tedavi edici sağlık hizmetleri veya koruyucu sağlık hizmetleri sunulur. Hastalık durumlarına göre hasta bireyler tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında tıbbi hizmetleri, kür uygulamalarını veya rehabilitasyon hizmetlerini tercih eder. Sağlıklı bireyler ise koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında termal, spa ve wellness uygulamalarından yararlanmayı tercih ederler. Sağlık turizmi aslında geniş bir kapsama sahiptir. Bu alan içerisinde farklı turizm türleri ve hizmetler bulunmaktadır. Buradan hareketle sağlık turizmini 5 ana başlık altında ele alabiliriz. Bu başlıklar termal turizm, medikal turizm, wellness ve spa turizmi, ileri yaş turizmi ve engelli turizmidir. Şimdi de bu turizm türlerini inceleyelim. İlk olarak termal turizmi ele alalım. Termal turizm kapsamında verilen hizmetler dinlenme ve tedavi amaçlıdır. Termal turizm, termomineral su banyosu, inhalasyon ve çamur banyosu gibi yöntemleri içerisinde barındırır. Ayrıca iklim kürü, fizik tedavi, egzersiz gibi destek tedavilerin birleştirilmesiyle kür uygulamalarını burada görebiliriz. Medikal turizm ise sağlığı iyileştirme amacıyla seyahat etmek veya tedavi almak amacıyla gerçekleştirilen uluslararası seyahat olarak tanımlanabilir. Medikal turizm, tıbbi tedavi ve cerrahi operasyonları içeren ve bunu tatil olanaklarıyla birleştiren alternatif bir turizm yaklaşımıdır. Bir diğer sağlık turizmi çeşidi wellness ve spa turizmidir. Wellness, well-being ve fitness kelimelerinin birleşiminden üretilmiştir. Wellness, beden, ruh ve zihin esenliklerini dengede tutarak bunu üst seviyeye çıkaran bir sağlık turizmi çeşididir. Daha basit bir ifadeyle wellness turizmi, sosyal ve doğal yaşamla uyumlu, beden, ruh ve zihin esenliklerini arttıran bir yaşam tarzına ulaşmak için yapılan seyahatlerdir. Wellness'la beraber çok sık anılan spa ise suyla gelen esneklik anlamına gelmekte olup sağlığı korumaya yönelik uygulamaları içerir. Dördüncü sağlık türümüz ileri yaş turizmidir. İleri yaş turizmi kısaca farklı gelir seviyesine sahip, 55 yaş ve üzeri emekli ya da emekli olmayan yaşlı kişiler tarafından yapılan geniş aktiviteler bütünü olarak tanımlanabilir. Gezi turları, yaşlı bakım hizmetleri, klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri ve engelliler için özel bakım gibi hizmetler ileri yaş turizminin faaliyetleri arasındadır. Son olarak engelli turizmini ele alalım. Engelli bireylere engelsiz turizm imkanları sunmak bu alanın ana amacıdır. Bu turizm faaliyetlerine engelli bireyler eğlenme ve dinlenme amaçlı katılabileceği gibi tedavi edici amaçlı olarak da katılabilirler. Hareket, görme, işitme, zihinsel ve benzeri kısıtlılığa sahip bireylerin turizm mallarını, hizmetlerini ve turistik ortamları kullanmaları, bağımsız bir şekilde ve eşitlik çerçevesinde hizmet alabilmeleri engelsiz turizm olarak tanımlanabilir. Sağlık turizminin hitap ettiği alanların geniş olması, farklı ve çeşitli bilimlerle etkileşim içinde olmasına neden olmaktadır. Bu durumda sağlık turizmine bir takım çeşitli özellikler kazandırmaktadır. Bu özelliklerin ilki, sağlık turizminin mevsimsel değil, tüm yılı kapsayabilme imkanına sahip olmasıdır. Ayrıca sağlık turizmi, yabancı turistlerin katılım göstermesi bakımından ülke ekonomisine katkıda bulunması, ülkeler arasındaki teknoloji ve bilgi transferini sağlaması, sağlık turizmine yönelik yapılan yatırımların genellikle kamusal güvencelere ve özel sektör girişimlerine dayanması gibi pek çok özelliği içerisinde barındırır. Unutmamak gerekir ki sağlık turizmi uluslararası alanda hızla gelişen ve bu nedenle dikkatleri üzerine çeken bir turizm türüdür. Ülkemizde bu turizm sektörüne gerekli önemi vermekte ve sağlık turizminin geleceği için çaba gösterilmektedir. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi'nin kurulması ve Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın oluşturulması bu çabalardan sadece 2 tanesi olup daha pek çok faaliyetin olduğunu da söylememiz gerekir. Evet arkadaşlar, termal ve spa hizmetleri programımızın sağlık ve sağlık turizmi bölümünü burada bitiriyoruz. Bu bölümümüzde sağlıklı yaşam, sağlık turizmi, sağlık turizminin kapsamı ve çeşitleri konularını ele alıp sağlık turizminin özelliklerinden bahsettik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.